Geçin. Şimdi bu bayrağı devralanlardan birine söz vermek istiyoruz. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal'ı buraya davet ediyoruz. Metinler ölmez, evrensel susmaz. Metinler ölmez, evrensel susmaz. Metinler ölmez, evrensel susmaz. Hoş geldiniz öncelikle. Yol arkadaşımız, çalışma arkadaşımız Metin Göktepe'nin katlinin 28. yılı. Metin özel olarak hedef seçilip bir kalabalığın içinden ayrılarak gözaltına alındığında ve şiddete maruz kaldığında Evrensel Gazetesi henüz bir yaşında bile değildi. Bu seçici bir şiddetti. Evrensel Gazetesi'nin onun henüz yeni başlamış, yayın hayatına yeni bir başlamış bir gazete olarak izleyeceği yolun devlette, sermayede uyandırdığı öfkenin sonucuydu Metin'in başına gelenler. Metin Göktepe bu haberi mutlaka ben izlemeliyim diyerek gittiği haberde cezaevinde katledilen 3 tane devrimcinin cenazesini izlemeye gitmişti. Benzer bir şiddete maruz kaldı. 90'lar Türkiye'sinin bir yandan Kürt sorunu etrafında militarize edilmiş bir Kürt sorunun militarize edilmesiyle ülkenin şiddete boğulması, diğer yandan da kentlerde, büyük kentlerde emekçilerin, dinci, milliyetçi gericiliğin kuşatmasıyla boğulduğu bir topyekün saldırı döneminde, bu saldırının bir sivri ucunun da basına yöneldiği bir dönemde katledildi Metin Göktepe. 90'larda ekilen o tohumların sonuçlarını yaşıyoruz bugün. Fakat Metin Göktepe'nin acı kaybı bizi hayatımız boyunca terk etmeyecek olan, gazetemizin bundan sonraki nesillerinde de yaşayacak olan bir özlem ve öfke bıraktı Metin'in acı kaybı bize. Ama biz öğrenmiş de olduk. Zaten bildiğimiz bir şeyi daha güçlü, acı bir deneyle öğrenmiş olduk. İşçi sınıfından, emekten, tüm ezilenlerden yana bir gazeteciliğin, her türlü faaliyetin nasıl bir düşmanlıkla karşı karşıya olduğunu görmüş olduk. Onun cesaretine sahibiz. Onun ataklığına sahip olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da öyle yapacağız. Metin Göktepe bizim çalışma arkadaşımızdır. Bize bıraktığı bu, geriye bıraktığı bu hisle her yazı işleri toplantımızda vardır. Her faaliyetimizde vardır. Gazeteci arkadaşlarımızın, muhabir arkadaşlarımızın sokakta her gezişinde onların yanındadır. Onlara bir şeyler fısıldamaktadır. Metin Göktepe Evrensel Gazetesi'nin hala en kıdemli çalışanıdır. Onu unutmayacağız. Unutturmayacağız. Hem yeni gazetecilere, genç gazeteci kuşaklarına anlatacağız. Hem de işçi sınıfına anlatacağız Metin'i. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. İnadına hepimiz girermesiniz.
Din adına hepimiz birer metiniz. Din adına hepimiz birer metiniz. Şimdi konuşma yapmak üzere Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe'yi buraya davet ediyorum. Buradayım. Metin'in inadında olan, Metin'in inadını sürdüren tüm basın emekçileri, tüm Metin'in yol arkadaşları, gazetesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve bu korkunç cinayeti üstünü örtülmesine izin vermeyen herkes hoş geldi. Annemin selamlarıyla, annemin söylediği gibi hepiniz birer metinsiniz diyerek başlamak istiyorum. Metin 28 yıl önce, 28 yaşında darbe dönemlerini aratmayacak bir ortamda 4 tutuklunun cezaevinde öldürümünün haberini izlemek üzere gittiği bir cenaze töreninde özel muamele yapılacak denilerek gözaltına alındı ve yoğun bir işkence sonucu katledildi. Hep şunu söylerim, Metin aslında kendi katliamının da fotoğrafını çekti orada. Çünkü binlere haykırdı, ben Metin Göktepe gazeteciyim diye. Metin aynı zamanda kayıpların izini süren bir gazeteciydi. Fatih söyler ve ben bu cümleyi çok severek hep kullanırım. Haber barikatın arkasında olsa da Metin alıp gelen bir gazeteciydi. Metin'den beri Metin'e verebileceğimiz çok iyi haberler yok. Hala düşünce suç, hala insanlar düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde, Gezi tutsakları bildiğimiz üzere. Hepimiz Gezi'deydik ama seçilmiş birkaç arkadaşımız şu an tutsak. Yine emek sömürüsü katmerlenerek artıyor, yoksulluk. En olmadığımız şekillerde hayatımızı etkiliyor. Fakat Metin bir şey bıraktı, olumlu bir şey, bir miras. Hala Metin Göktepe gazeteciliği yapmak isteyen ve yapan, onun izini süren, gerçeğin peşini kovalayan genç gazeteciler, bütün o zulme rağmen, bütün o korkutmalara, sindirmelere rağmen, soruşturmalara, gözaltına alınmalara rağmen yürüten genç gazeteciler var. Buradan cezaevinde olan o genç gazetecilere ve düşünce tutsaklarına selam olsun diyorum. Geldiğiniz için sağ olun. Şimdi Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya konuşacak. Teşekkür ediyorum. Meryem Göktepe'nin bıraktığı yerden aslında almak istedim mikrofonu. Metin Göktepe'nin mücadelesini yaşatan genç gazeteciler var. Ben bu kitabı aslında özellikle getirdim. Çünkü Metin Göktepe'yi ben hiç tanımadım. Ama bir gün babam eve geldiğinde bu kitabı bir masanın üzerine koydu ve elime aldım. Daha henüz 5 yaşındaydım, 6 yaşındaydım. Okuma yazma bilmiyordum. Ama bu kitabın içerisinde çok fazla hatıram var. Bu kitabın içerisinde beni gazetecilik yapmaya teşvik eden çok fazla fotoğraf var. Metin Göktepe'nin katledildiğini bu kitaptan öğrendim ve okuma yazma bilmiyordum ama bu kitapla okuma yazma öğrendim ben. Bu yüzden de Metin Göktepe her zaman yaşayacak diyorum. Çünkü bu ülkede Metin Göktepe'nin ardından katledilen, tutuklanan, gözaltına alınan çok fazla gazeteci oldu. Ama bir şey gerçek olmadı. Onların rüyası gerçek olmadı. Gazetecilik hep var oldu. Tutuklanmalarına rağmen, gözaltılara rağmen kitap yazanlar, cezaevinden mücadele edenler, sahada olanlar, muhabirlik hep Metin Göktepe gazeteciliği hatırlatıldı ve işte böyle oldu. Dün Metin Cihan yazdı sosyal medyadan Meryem Göktepe'ye. Ben lisede bir fotoğrafı vardı. Onu evime astım demişti. Ben de öyle. Hepimiz Metin Göktepe'nin fotoğraflarını astık. Yıllarca onun mücadelesini yaşatmak için ve gazetecilik için mücadele ettik ve mücadele etmeye de devam edeceğiz. Sputnik işçileri bugün devam ediyor. Metin Göktepe'nin hatırasına bir kez daha saygı duyuyorum. Bu arada Furkan Karabay serbest bırakıldı. O da içeride bir kitabı çıkacak. Yani Metin Göktepe'ye layık olmaya çalışacağız.
sendikalar olarak, mücadele edenler olarak, arkadaşları olarak onu tanıyanlar ve işte böyle kitaplardan maalesef onun meslek büyüğümüz olmasından bir şekilde yararlanamayanlar, onun meslek öğretilerini edinemeyenler de işte o mücadeleyi böyle yaşatacak. Çok teşekkür ediyorum. Meryem Göktepe'ye ve ailesine saygılarımı sunuyorum, tüm meslektaşlarına. Metin Göktepe ölümsüzdür. Anısı mücadelemizde yaşayacak. Şimdi ise sözü Disk Basın İş Yönetim Kurulu üyesi İzel Sezer'e bırakıyoruz. Herkese merhabalar. Sendikamız adına herkesi saygıyla selamlıyorum. Evet, Metin Göktepe katledileli 28 yıl oldu. Fakat bu 28 yılda gazetecilere yönelik baskı son bulmadı, devam etti. Türkiye'de saray rejimi gazetecileri davalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla, sansürle engellemeye çalışıyor. İsrail'de ise son 3 ayda 110 gazetecinin katledildiğini biliyoruz. Biz biliyoruz ki asıl korktukları şey gazetecilik, gerçekler ve her ne olursa olsun bir yerlerde gerçekleri savunmaya, yazmaya, söylemeye devam edecek birileri var. Ve bizim umudumuz da buradan geliyor. Biz umutluyuz çünkü gerçekleri her zaman yazmaya devam edecek, söylemeye devam edecek birileri olacak. Ve biz bu umutla Metin'in izinde gerçekleri savunmaya, gerçeğin peşinden koşan gazetecilerle, meslektaşlarımızla yan yana, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Metin Göktepe'yi saygıyla anıyorum. Teşekkür ederim. Metin'in yoldaşlarından Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan konuşmasını yapacak. Sevgili basın mensupları, burada bizleri yalnız bırakmayan siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, yoldaşlarım, hepinizi partim adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, benden önce konuşan arkadaşlarımızın hepsi ifade ettiler. Metin Göktepe görevi başında katledildi 28 yıl önce. Hakikatin peşinde, gerçeğin peşinde koşan, muhabiri mutlaka ben yapmalıyım diyen Metin Göktepe yoldaşımız katledildi. Metin sadece bir gazeteci değildi. Aynı zamanda işçi sınıfı davasının, işçi sınıfı mücadelesinin, kadınların, gençlerin, ezilen Kürt halkının, bütün yoksulların mücadelesi içerisinde gazetecilik yapan, sınıf mücadelesinin bir parçası, bir gazetecisiydi. Ve katledilmesi de, dövülerek katledilmesi de tesadüfi değildir. Bu nedenle İşçi sınıfı mücadelesi içerisinde bir kez daha sevgili Metin'i anmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bugün iktidarın tek adam yönetiminin başta işçi sınıfı olmak üzere bütün kesimlere yönelik çok ciddi bir saldırısı olduğunu biliyoruz. Ve basın da bundan nasibini alıyor, gazeteciler de bundan nasibini alıyor. Ve son dönemlerde özellikle gazeteciler üzerinde, muhalif gazeteciler üzerinde çok ciddi bir baskının olduğunu, çok ciddi bir şiddetin olduğunu da tanıyız. 2023 yılında 33 gazeteci soruşturmaya uğradı. 14 tane gazeteci tutuklandı. Hale cezaevinde olan gazeteci arkadaşlarımız var. Dezenformasyon yasasıyla adeta basın üzerinde, özellikle muhalif basın üzerinde bir baskı var. Orayı zapturap altına almak isteyen bir iktidar var. Ama biz biliyoruz ki Türkiye işçi sınıfı, Türkiye'nin ezilen halkları, demokrasi güçleri, tek adam iktidarının bu baskıcı düzenine karşı bugüne kadar hiç boyun eğmediler ve bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Bu nedenle mücadelemizi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki dönemde tabii ki Türkiye'nin siyasal koşulları, mücadelesi giderek sertleşiyor hiç kuşkusuz. Yerel seçimler gündemde. Bu nedenle Türkiye'deki demokrasi güçlerinin yaşamış olduğu problemlerin ve sorunların yine işçi sınıfının mücadelesiyle birlikte geniş bir birlik, geniş bir mücadele cephesi kurarak ancak
mümkün olabileceğinin de altını çizmek isteriz. Aramızda CHP İl Başkanı Özgür Çelik var. Kendisini konuşma yapmak üzere buraya davet ediyorum. Evet, 28 yıl önce Metin Göktepe gerçeğin peşinde giderken, gerçek gazetecilik yaparken işkenceyle katledildi. 8 Ocak'ta katledildi. Ocak ayı Türkiye'de gazeteciler için, aydınlar için kapkaranlık bir ay. Yine 31 yıl önce gazeteci Uğur Mumcu katledildi. 17 yıl önce 1 Ocak ayında Hrant Dink katledildi. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Onlar bu ülkenin emekçi ailelerinin çocuklarıydı. Onlar bu ülkenin demokratik bir ülke olabilmesi için, özgür bir ülke olabilmesi için, adaletli bir ülke olabilmesi için, halkın gerçek haber alma hakkını sağlamak için mücadele ediyorlardı. Ve ne yazık ki işkencelerle katledildiler. Ne yazık ki uzun süre gazeteciler cezaevinde kalmak durumunda kaldılar. Aradan 28 yıl geçti, 30 yıl geçti ama Türkiye'de ne yazık ki bugün bir şeyler değişmiş değil. Yine mevcut siyasi iktidar halkın gerçek haber alma hakkını engellemek için hem basın kurumlarına çeşitli baskılar, sansürler, yaptırımlar uyguluyor. Hem de halkın gerçek haber alma hakkını savunan gazetecileri çeşitli yöntemlerle yeri geldiğinde tutuklayıp cezaevine atarak, yeri geldiğinde gözaltına alarak engellemeye çalışıyor. Tabii demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak değerlendirilir basın. Bir ülkede özgür ne kadar basın, basın ne kadar özgürse halkın gerçek haber alma hakkı da o kadar etkin olacaktır. Bir ülkenin ne kadar demokratik bir ülke olduğunun göstergesidir. Ancak demokrasimiz hem basın özgürlüğü anlamında zedelendiği gibi hem de hukukun üstünlüğü anlamında gün geçtikçe zedelenmeye devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlara hep birlikte tanıklık ediyoruz ve o kararların ne yazık ki bir alt mahkeme tarafından hiçe sayıldığını, anayasanın ayaklar altına alındığını hep birlikte takip ediyoruz. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay hakkında iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen ne yazık ki Can Atalay halen cezaevinde ve az önce Metin Göktepe'nin ablası Meryem Hanım ifade etti. Evet, hepimiz Gezi'deydik. Can Atalay da Gezi'deydi. Gezi bu ülkenin en onurlu mücadelelerinden bir tanesi ve Gezi'de yaşamını yitiren Berkin'imizin babası da şu anda burada, Sami Elvan. Bu yönüyle hem tutuklu gazetecilerin hem tutuklu siyasetçilerin özgürlüğüne kavuşması için hep birlikte el ele, kol kola, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Tekrar anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Özgür basın susmadı, susmayacak. Özgür basın susmadı, susmayacak.